Mutfağa Dair kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim Fincan'da muhallebili kemalpaşa tatlısı. Ben kemalpaşalarımı bir önceki videoda hazırlamıştım. Sizler için linkini yukarı koyarım. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Ben tatlımın muhallebisi için malzemeyi hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. Tenceremin içerisine bir litre sütümü aldım. Üzerine silme bir su bardağı un, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ve 1 yemek kaşığı nişastamı alarak güzelce karıştırıyorum. Ve ocağı üzerine alıyorum. Muhallebim kıvamını alana kadar devamlı karıştırıyorum. Hızlıca karıştırın, topaklanmasın. Muhallebim kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya alarak güzelce karıştırıyorum. Tereyağım eriyene kadar. Muhallebimi hazırladım. Kıvam bu şekilde olacak. Artık ocağın altını kapatabilirsiniz. Ben tatlımı sütlü kahve fincanlarına yapacağım. İlk olarak onları sudan geçiriyorum. Tatlımın rahat çıkması için. Fincanların yarısına hazırlamış olduğum muhallebiden koyuyorum. Yarısını koyalım. Bu kadar yeterli. Hafifçe sallayın. Tatlıların ortasına bir adet kemalpaşa tatlısı koyuyorum. Hafifçe bastırın. Bu ölçüden 6 adet sütlü kahve fincanı elde ediyoruz. Daha küçük fincanlar konarak daha fazla porsiyon edebilirsiniz. Tekrar üzerine muhallebi koyalım. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Hiçbir zahmeti yok. Bu tarifi misafirleriniz çok beğenecek. Sunumu da çok şık oluyor. Oda ısısına gelen tatlarımızı buzdolabında 3-4 saat dinlendirelim. Tatlımı buzdolabında dinlendirdim. Bu şekilde kenarına kaldırarak yerine oynatalım. Elimizde ters çevirelim. Görünümü çok güzel çıktı. Hindistan cevizini buluyorum her tarafını. Servis tavam içerisine alıyorum. Tatlınızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Size içerisini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhallebim yumuşacık oldu. İçerisi de bu şekilde. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı görüşmek üzere.